Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. İşte geleceği Türkiye'si, Türkiye'nin geleceği için ardından yol yürümekten onur ve gurur duyduğumuz liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Sevgili Eskişehirliler, geleceğimizin teminatı, sevgili gençler, kıymetli misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Yani öyle pankartlar hazırlamışsınız ki ben şimdi ne diyeceğim, ne konuşacağım şaşırdım. Babalar sözünü tutar. Eyvallah. Cumhurbaşkanım, bu karizmanız şaka mı? Karşınızda hakikat. Siz uzaya mekik gönderdiğinizde başörtüsü kuyruğuna mı takıldı? Sen mi yapacaksın, sen mi edeceksin dediler. Vallahi o yaptı. Gençlik aşkıyla inandığımız yolda, eyvallah. Özgür Özel mi diyelim, yoksa sen mi gerçek ismini açıklamak istersin eş başkan? Gençlere bak. Deliriyorlar sevdikçe seni. Aşkımız ona buna kapak olsun, gelene geçene ders olsun. Aşığız kardeşim, yalan mı söyleyelim? Bir vatanın kaderini genci seçer. Fıtrat değişir sanma. Bu kan yine o kandır. Aşığız kardeşim, yalan mı söyleyelim? Sen yoksan her şey eksik. Sen varsan her şey tamam reis. CHP nereden bilsin? Hiç seçim kazanmamış ki. Fıtrat değişir sanma. Bu kan yine o kandır. Herhalde yeter değil mi? Şimdi konuşmaya geçelim.
Gençlik aşkıyla Eskişehir programımız vesilesiyle bir kez daha gençlerimizle kucaklaşmaktan, sizlerin enerjisini ve dinamizmini yüreğimizde hissetmekten memnuniyet duyuyorum. Türkiye'nin dört bir yanında gençlerimizle her bir araya gelişimizde kendimizi gençleşmiş hissediyoruz. Tecrübesiyle 70 yaşında duyguları ve heyecanıyla 20-25 yaşında bir kardeşiniz olarak burada sizlerle birlikteyim. Hep söylediğim gibi biz artık sizlerin zamanının misafirleriyiz. Allah'ın izni ve milletimizin desteğiyle ülkemizin Türkiye 100 yılı hazırlığını tamamladıktan sonra emaneti sizlere bırakacağız. Buradaki her bir genç kardeşim potansiyel olarak yarının iş insanı, siyasetçisi, yöneticisi, sanatçısı, milletvekili, belediye başkanı ve elbette cumhurbaşkanı adayıdır. Nitekim mahalli seçimlerde pek çok ilimizde, ilçemizde gençlik teşkilatımızdan yetişme arkadaşlarımız aday olarak partimizi temsil ediyor. İşte cumartesi günü İzmir'deydik. Cumartesi günü İzmir'deydik. Hamza Dağ kardeşimiz gençlik kollarından yetişme ve bizim şu anda İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız. Adana, Kahramanmaraş Büyükşehir adaylarımız aynı şekilde gençlik teşkilatımızdan yetişme. Karabük il ve çok sayıda ilçe adayımız yine gençlik kollarımızdan geliyor. Belediye meclislerinde, belediye yönetimlerinde çok sayıda genç arkadaşımız yer alıyor ve önümüzdeki dönemde inşallah daha fazla yer alacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi grubumuzda gençlik kollarından yetişme 20'den fazla milletvekilimiz var. Aynı şekilde meclisteki 30 yaş altı 5 milletvekilinden 4'ü AK Parti sıralarında oturuyor. Bürokraside, üniversitede, iş dünyasında partimizin gençlik kollarında birlikte çalıştığımız binlerce isim biliyoruz. Görüldüğü gibi gençlerimizin önünü her alanda biz açtık. Tabii bunun için sizlerin kendinizi çok iyi yetiştirmeniz gerekiyor. Bu konuda ben sizlere güveniyorum. Rahmetli üstadın zaman bendedir ve mekan bana emanettir şuurunda gençlik idealini bugün gerçeğe dönüştürecek olan nesil sizsiniz. Kim var diye seslenildiğinde sağına ve soluna bakmadan fert fert ben varım cevabını veren, benim olmadığım yerde kimse yoktur inancına sahip gençlik hayalimizi asla kaybetmeyeceğiz. Gençler, öyleyse şimdi soruyorum size, Anadolu kıtası büyüklüğündeki dava taşını gediğine koymaya hazır mıyız? Sur'da açılan mukaddes gedikten akın akın Türkiye yüzyılına doğru koşmaya hazır mıyız? Artık ne yandan esersen es dediğimiz rüzgarın yönüne bakmadan hedeflerimize yürümeye
Hazır mıyız? Mukaddes emaneti ne yaptınız diye sorulduğunda alnı ak bir şekilde cevabımızı vermeye hazır mıyız? Medeniyetimize, inancımıza, tarihimize, kültürümüze layık bir şahlanışla ayağa kalkmaya hazır mıyız? İşte benim milletimin gençliği bu. İşte benim gönlümün gençliği bu. İşte benim geleceğimin gençliği bu. Rabbim hepinizden razı olsun. Sevgili gençler, hayat doğumdan ölüme kadar süren ve nesillerden nesillere aktarılan bir bilgi, tecrübe, birikim devri daimidir. Mücadele sürecidir. Kendinizi geliştirmeyi ve mücadeleyi bıraktığınız anda maddi ve manevi her anlamda yıkıma uğramanız kaçınılmazdır. Her kuşak bir sonraki için önden giden atlı mesabesindedir. Ben sizin bu heyecanınızı görünce 31 Mart akşamı artık Nebi kardeşimin emaneti devraldığı akşam olarak görüyorum. Maşallah. Siz şu anda karanlığı aydınlatan gençlersiniz. ...31 Mart gecesini de sizler aydınlatacaksınız. Durmadan, yorulmadan 31 Mart gecesine kadar yola devam ediyor muyuz? Ve artık Eskişehir'i şu karanlık bahtından kurtarmaya hazır mıyız? Siz bu kararı verdikten sonra mesele bitmiştir. Babalar sözünü tutar biliyorum da ama asıl siz tutacaksınız. Şayet biz kendi zihin ve gönül hazinemizi sizlere yani ardımızdan gelen nesillere açmazsak tarih önünde sorumlu oluruz. Gençlerimizle gerçekleştirdiğimiz buluşmaları hasret giderme yanında işte böyle bir paylaşımın da vesilesi haline getirmeye çalışıyoruz. Gençler, ben de sizlerle gurur duyuyorum. Ve Rabbime hamd ediyorum. Ya Rab, bana böyle genç, dinamik yol arkadaşları nasip ettiğin için sana hamd olsun. Her ne kadar gelişen teknolojiyle birlikte çeşitlenen yeni iletişim mecraları klasik usulleri tehdit ediyor olsa da biz onları da kullanarak sizlerle muhabbetimizi kesintisiz sürdürüyoruz. Birinci ve ikinci dünya savaşları ile birlikte tesis edilen küresel nizamın temellerinden sarsıldığı bir dönemden geçiyoruz. Türkiye yüzyılının inşası yolunda kararlılıkla ilerlerken hiçbir mecrayı ve hiçbir mesajı ihmal etme lüksümüz yok. Recep Tayyip Erdoğan!
Bunun için hem yüz yüze hem yaygın olarak kullanılan diğer mecraları kullanarak herkesle ama özellikle de gençlerimizle yakın teşriki mesai yapacağız. Hem kendimizi sizlere anlatacağız, hem sizlerin çağı kucaklamanın ötesinde geleceğe uzanan hayallerinden istifade edecek, hem de heyecanımızı birleştirerek sinerji oluşturacağız. İzmir'de aday tanıtım törenimiz ve şehir hastanemizin açılışını yaptığımızda gördüğümüz o heyecan, o aşk bizlere ayrı bir güven, ayrı bir bu noktada inanıyorum ki buraya gelirken dinamizm verdi. Şimdi bugün Eskişehir'de aynı aşkı görüyorum, aynı heyecanı görüyorum. Bugün gençlik aşkıyla diyerek Eskişehir'de sizlerle birlikteyiz. Önümüzdeki günlerde yine gençlik aşkıyla diyerek Adana'da, Diyarbakır'da, İstanbul'da, Ankara'da, diğer şehirlerimizde gençlerle bir arada olacağız. Türk siyasetinde gençleri merkezine alan tek parti AK Parti'dir. Siz bakmayın birilerinin seçim arifesi gençlik edebiyatı yaptıklarına. Onlar sadece bu işin lafını etmeyi bilir. Onlar sadece bu işin istismarını yapmayı bilir. Onlar sadece gençleri yalanlarına alet etmeyi bilir. Biliyorsunuz Mayıs ayındaki Cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimleri için milletimizin takdirine sunduğumuz seçim beyannamemizde gençlerimize yönelik taahhütlerimiz vardı. Seçimlerin üzerinden henüz 8 ay geçmişken biz bu taahhütlerin hepsini de gerçekleştirdik. İndirimli telefondan ücretsiz internete, üniversite kredi ve burslarının yükseltilmesinden yeni evlenen çiftlere kredi desteğine kadar tüm sözlerimizi tuttuk veya adımını attık. Belediyelerimizde gençlerimize hizmet konusunda adeta yarış içinde. Sadece son mahalli idareler seçiminin yapıldığı 2019'dan bugüne kadar AK Partili belediyeler gençlerimizin hizmetine 1000'in üzerinde spor salonu yaptık. 1000'in üzerinde. Çeşitli büyüklükte 621 millet kıraathanesi ve kütüphanesi. Şimdi millet bahçelerine kadın kıraathaneleri yapacağız. Nebi, kadınlar için kıraathane yapacağız. Çünkü AK Parti bir farklılığın ortaya çıktığı oluşumdur. Donanımlarıyla beraber 555 gençlik merkezi ve 541 bilgi evi hayatın lezzetlerini tadabilmeleri için 525 yöresel lezzet mekanı. Çok amaçlı faaliyetlere hizmet edecek 464 konferans salonu ve 256 tiyatro salonu. Gelişmelerine katkıda bulunmak için 205 müze, 76 bilim merkezi, 51 dijital kütüphane, diğer birimlerle birlikte yaklaşık 4300 tesisi sunduk. Sevgili gençler, dikkat ediniz. Bunlar sadece son 5 yılda sizlere kazandırdığımız hizmetler. Gençler, buraya Eskişehir'e hızlı treni kim getirdi? Biz değil mi? Bizden önce Eskişehir'de hızlı tren diye bir şey var mıydı? Şu 3 gidiş 3 geliş otoyollar kim yaptı? Bunların böyle bir şeyi var mı? Yok. Üniversite, şehir hastanesi bunları kim yaptı?
Gene biz. Ya nerede bunlar? Bunlar niye yapmaz? Biz yaparız, onlar yıkar. Aradaki fark bu. Eyvallah. Aynı şekilde bundan sonraki süreçte benim derdim ne biliyor musun? Buranın belediye başkanıyla el ele vererek yapabildiğimiz en ufak bir şey yok. Ama şimdi diyorum ki Nebi Hatipoğlu kardeşimizle el ele verip bir taraftan yerel yönetim, bir taraftan merkezi yönetim olarak el ele vereceğiz. Eskişehir'i çok da farklı bir şekilde uçuracağız. Daha bakanlıklarımızın ve diğer kurumlarımızın çalışmalarını saymıyorum bile. Mesela uzay çalışmalarımızda yeni ve tarihi bir adım olan astronot yetiştirme programımızın ikinci ismi de bir gencimizdir. Ama bakıyorsunuz birilerinin gündemi de önceliği de başka. Kafaları öylesine karışık, kalpleri öylesine nasır tutmuş durumda ki milletin ortak sevinçlerinden rahatsızlık duyacak, ülkenin ortak kazançlarını sabote etmeye kalkacak kadar zavallı bir haldeler. Ufukları kendi bireysel hırslarından ibaret olan bir güruh ilk astronotumuz Alper Gezer Avcı'nın yaptığı işe ne dediler? Turistik gezi. Ya ayıptır ya. Ne dediler? Ya bu kadar para harcanır mı? Evet. Devlet olursan, adam gibi adam olursan harcanır. Harcanır. Bu turistik gezi değil. Bu sizleri, bu nesli işte uzaya hazırlamak için atılmış adımlardır. Tabii bu işler Bay Bay Kemal'in musluk açılışına benzemez. Ne yapıyordu? İstanbul'daki başkanları alıyor, götürüyor İstanbul'a, orada musluk açılışı yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Buradaki gibi bol bol heykel dikmeye gidiyorlar. İnternet üzerinden yaptıkları toplantıyı teknoloji devrimi sanmaya, başkalarının bitirdikleri işin düğmesine basıp sahiplenmeye benzemez bu. Bu işlerin her birinin arkasında çok büyük vizyon, çok büyük hazırlık, çok büyük emek, çok büyük gayret var. Esasen bizim yaptıklarımıza onların hayalleri bile yetişemez. İnşallah önümüzdeki dönemde kendi roketimizi işte bu programlarla yetiştirdiğimiz astronotlarımızla uzaya göndereceğiz. Bakalım o zaman bu güruh kendi roketimize nasıl bir kulp takacak, yaşayıp göreceğiz. Bunları söylerken elbette gençlerimizin daha pek çok beklentisi, sıkıntısı, derdi, tasası olduğunu da biliyoruz. Hepsi de gündemimizde. Şundan emin olun. Gençlerimizin daha önceki meselelerini nasıl biz çözdüysek, bugünkü meselelerini de, bundan sonra ortaya çıkan meselelerini de yine biz çözeriz. Çünkü biz gençlerimizi araç olarak değil, yol arkadaşı olarak, geleceğimize emanet edeceğimiz cevherler olarak görüyoruz. Bunun için diyoruz ki sizler için ve sizlerle birlikte yapacağımız daha çok iş var. Mart ayının sonuna kadar durmadan, usanmadan, gece gündüz demeden ülkemizin her yerinde gençlerimizle beraber buluşacak, gençlik aşkıyla gerçekleştireceğimiz bu buluşmalarda kendi tecrübelerimizi onlarla paylaşmaya,
onların enerjileriyle kendimizi yenilemeye, onların beklentileriyle politikalarımızı şekillendirmeye devam edeceğiz. Sevginiz, coşkunuz, ahde vefanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Muhabbetle selamlıyorum. Kardeşliğin şehri Urfa'da, Sakarya'da, Kudur Mücadele'nin şehri Samsun'da, sevgili Fethiyeliler Adana'mızda, Mersin'de, Allah'ımıza kurban sevgili gençler. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Allah sesinize, gücünüze zeval vermesin diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, efendim şimdi izninizle genç arkadaşlarımızdan sorular almak isteriz. Sahneye gelecek, soru sormak için gelecek olan arkadaşlarımızın da kendilerini tanıtmalarını önemli rica ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Hoş geldiniz. Ben Arif Gül, Eskişehirliyim, 23 yaşındayım. Doğma büyüme buralıyım. Müsaadenizle soruma geçebilir miyim? Geçtiğimiz dönem 2023 seçimlerinde size karşı bir ittifak kuruldu. Bu ittifakta bu süreç boyunca kendi aralarında ihanete düşenler oldu. Siz bunu zaten öncesinden öngörmüştünüz. İyi ki iktidar partisi olarak onlara getirmemişiz. İyi ki yine yeniden sizi seçmişiz. Sizi cumhurbaşkanımız yapmışız. Peki sizin şu anki muhalefet hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Sevgili genç kardeşim, şu andaki muhalefetin geçmişteki muhalefetten en ufak bir farkı yok. Muhalefet gün geçtikçe daha da kötüye gidiyor. Zaten şu anda paramparça olmuş durumdalar ve bütün mesele şu yerel seçimlerden bizim merkezi yönetim ve yerel mahalli idareler olarak çok da güçlü çıkmamız ve bu gücümüzle beraber bu hizmeti ülkemizin geneline yaymamız nedir? Örneğin işte Eskişehir. Eskişehir'de bunların yaptığı ne var? Hiçbir şey yok Cumhurbaşkanım. Heykellerimiz var. Onun dışında geri kalan her şeyi siz yaptınız Cumhurbaşkanım. Çünkü yönetim dediğiniz zaman akla ne gelir? Altyapı gelir. Üst yapı gelir. Peki bunlarda bu var mı? Yok. Yok. Şimdi biz inşallah Nebi kardeşimle bir taraftan yerel İdareyi alacağız. Onunla birlikte Tepebaşı, Odunpazarı, diğer ilçeler bunları toparlayacağız. Ve
merkezi yönetim olarak da biz onların yanında olacak ve Eskişehir'in ne eksiği varken buraya gelirken şimdi baktık ki kentsel dönüşüm noktasında atılmış bir adım yok. Ya ne işe yarıyorsun sen? Maalesef Cumhurbaşkanım. Değil mi? Bu gece kondular, çarpık yapılaşma. Yakışmıyor. Yakışmıyor. Eskişehir'i yeniden ayağa farklı bir şekilde kaldırmak için nasıl spor tesislerini Eskişehir'e biz yaptıysak inşallah kentsel dönüşümle de Eskişehir'imizi farklı bir şekilde ayağa kaldıracağız. Teşekkür ederim Cumhurbaşkanım. İnşallah Eskişehir'i atlayacağız. Sağ ol. Başkanım, izniniz olursa bir şey anlatabilir miyim? Anlat bakalım. Ben yeni nişanlandım. Yedi kuşak muhalefet bir ailenin kızını aldım. Aldın yani. Düğünümüz Allah nasip ederse Temmuz'da. Bir dakika ya. Yedi kuşak muhalif bir aileden aldın. Biz talip olursak alırız Cumhurbaşkanım. Yine de kayınpederine, kayınvalidene en kalbi selamlarımı, sevgilerimi gönder inşallah. Aleyküm selam Cumhurbaşkanım. Tamam. Temmuz'un 20'sinde düğünüm var. Allah nasip ederse. Sizler de şereflendirseniz çok mutlu olurum. Şimdi bizim durumlarımızı biliyorsun. Biliyorum Cumhurbaşkanım. Hı. İnşallah en kötü ihtimalle Nebi kardeşim, tamam. Ondan sonra Ayşe Hanım, ondan sonra Fatih kardeşim, onlar bizim yokluğumuzu aratmaz ve bunu giderirler. O heyecanı seninle paylaşırlar. Teşekkür ederim Cumhurbaşkanım. Merhabalar Sayın Cumhurbaşkanım. Öncelikle Eskişehir halkı ve gençleri olarak şehrimize hoş geldiniz, şereflendirdiniz. Ben Batuhan Atıcı, 24 yaşındayım. Eskişehir'in yerlisi ve Eskişehir'de okuyan bir öğrenci olarak burada bulunmaktayım. İzninizle sorumu sormak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, Eskişehir'de altyapısında sorun var. Ulaşımda sorun var. Trafiğinde sorun var. İçme suyunda sorun var. Daha sayabileceğim bir sürü sorun var. CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı 86 yaşında ve yıllarca bu görevde. 25 yıldır bu şehrin sorunlarına bir çözüm bulamadılar gerçekten. İnanılır gibi değil. Ama biz özellikle gençler olarak bu kötü belediye imtihanının bir an da son bulmasını istiyoruz. Kurtulmak istiyoruz artık. 7/24 açık bir kütüphane istiyoruz. Sosyal bir bilecilik istiyoruz. Hatta Nebi Bey buradayken de gençler için vaatleri nelerdir? Bunu da öğrenmek istiyoruz. Şimdi ben şöyle gireyim. Biz tabii İstanbul'u aldığımız zaman çöp, çukur, çamur böyle aldık. Çünkü nasıl biliyor yürüyorsun? İstanbul susuzdu. Ve tankerlerle İstanbul'da su dağıtıyorlardı. Öyle su filan bulamazsın, yok. CHP'nin yapısı bu. Karakteri bu. Cibiliyeti bu. Fakat şimdi inşallah Nebi kardeşimle biz burayı aldığımızda burada, çünkü susuzluğu çözmek bizim işimiz. AK Parti bu işlerin imtihanını başarıyla vermiş. Bundan sonra da biz nerede böyle bir imkansızlık varsa bu işi biz çözeriz. Bu bizim mesleğimiz haline gelmiş. Biz şimdi merkezi yönetim olarak iş başında olduğumuz zaman devlet su işleri kimde? Bizde. Biz devlet su işleriyle beraber yerel yönetimle de el ele vereceğiz ve Eskişehir'in susuzluğunu gidereceğiz.
Bununla bitmedi. Bütün bu kentsel dönüşümü yaparak bir diğer taraftan da şehir plancılığında en güzel adımları atarak eski şehri gerçekten modern bir şehir haline yeniden getireceğiz. Bu arada bir isteğim daha olacak. Ben isterseniz sorunuzu cevaplayayım. Sayın Cumhurbaşkanım, müsaade ederseniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Sayın Cumhurbaşkanım, öncelikle Eskişehir'i biz bir öğrenci şehri olarak tanımlıyoruz ama bizim şehrimizde öğrencilerimiz yaşarken öğrenci şehri olduğunu hissetmiyorlar. Biz öğrenci arkadaşlarımızla görüştük, oturduk. Dedik ki nelere ihtiyacınız var, sizler için neler yapabiliriz? Bir sürü projeler çıktı ortaya. Bunları da Mart'ın ilk haftası biz açıklayacağız. Ama müsaade ederseniz ben burada birkaç tiyo vermek istiyorum. Çok da konuşmak istemiyorum. Bizim ne söylersek bizim projelerimizi kapıyorlar. Ben de şu anda hepsini anlatmak istemiyorum açıkçası. Öncelikle öğrencilerimizin kampüs ve kampüs çevresindeki tüm yaşadıkları bölgelerde internet öğrencilere ücretsiz olacak. Onun dışında öğrencilerimiz ulaşımda çok büyük sıkıntı yaşıyor ve ulaşım Eskişehir'de gerçekten çok pahalı. Biz öğrencilerimiz için bir öğrenci ulaşım kartı planlıyoruz. Bugünün fiyatıyla 50 TL aylık abonman. Bunu aldığınız takdirde istediğiniz kadar ulaşıma erişebileceksiniz. Sayın Cumhurbaşkanım, ayrıca öğrencilerimizin Eskişehir'de kültür ve sanat faaliyetlerinden daha çok yararlanabilmesi için öğrencilerimize yönelik kültür ve sanat kartı çıkarıyoruz. Ve her öğrencimize bu kartlardan vereceğiz ve aylık 500 TL bu karta yükleme yapacağız. Yalnız bu kartlar öyle yeme içmede falan kullanılmayacak. Bunlar sadece tiyatrolarda, sinemalarda ve kitap alışverişinde kullanacağız. Hepinize hayırlı olsun arkadaşlar. Teşekkür ederim. Nebi Atipoğlu, öncelikle teşekkür ederim. Eskişehir Teknik Üniversitesi'ne bir ulaşım desteği olacak mı? Tabii spesifik olarak vatandaşımız, öğrencimiz ne istiyorsa onun dertlerine kulak vereceğiz. Onlarla birlikte bunları planlayacağız. Oraya bir ihtiyaç varsa tabii ki yapacağız. Başka yere ihtiyaç varsa onu da yapacağız. Yani siz yürüyerek gitme şansınız var mı oraya? Yok. O zaman koyacağız tabii ki. Yani bunu konuşmaya gerek yok. Çok teşekkür ederim. Aşkımız ona buna kapak olsun. Gelene gidene ders olsun. Zalimin harcı yetmez. İki cihanı toplasan bir reis etmez. Merhabalar Cumhurbaşkanım, hoş geldiniz Eskişehir'imize. Müsaade ederseniz sorumu sormak istiyorum. Cumhurbaşkanım, bunlar sizin karşınıza sevinçten ağlayarak çıkarttıkları demokrat dedelerini aynı şekilde kahkahalarla kurultaylarından gönderdiler. Ondan boşalan pozisyonlarına da daha kimi getireceklerini karar veremediler malum. Cumhurbaşkanım, sizce bu seçimlerden sonra da aynı kurultay tablosu yaşanacak mı? Malum bir yenilgiyle gönderdiğiniz Kılıçdaroğlu'nu yine bir yenilgiyle geri getirecek gibisiniz. Sayın Kılıçdaroğlu'nu ben niye geri getireyim? Zaten 18 kez gitmiş.
Onu gönderenler onu düşünsün. Biz işimize bakalım. Bizim yapacak çok işimiz var. Biz işimize bakacağız. Ve bunlar yenile yenile doymazlar. Ama biz işimize bakacağız. Çok daha fazla neler yaparız buna bakacağız. Şimdi bu yerel seçimlerde inşallah bizler ciddi manada mevcut büyükşehir belediyelerimizi, il belediyelerimizi kaça çıkaracağız? Onun hesabı içerisindeyiz. Cumhur İttifakı olarak bu sayıyı ne kadar yükselteceğiz? Buna bakacağız ve gümbür gümbür inşallah geleceğiz. İnşallah Cumhurbaşkanım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Selamünaleyküm Başkanım. Adım Aynı Merdiye Çelik. 23 yaşındayım. Eskişehirliyim. Nacizane bir sorum olacak size izninizle. Buyurun. Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğu geçtiğimiz hafta gerçekleşti. Büyüyünce astronot olma hayali kuran biz gençler olarak bu misyonun sizin vizyonunuz ve çabanızın neticesinde olduğunu biliyoruz. Ülkemizin yararına olan ve toplumu kenetleyen bu gelişmeyi maalesef bazı kesimler turistik gezi olarak nitelendirdiler. Peki siz turistik gezi olarak nitelendirenlere ne söylemek istersiniz? Teşekkür ederim. Az önce söyledim ya, yani bir defa bunlar turistik gezinin bile tanımını sorsanız bilemezler. Sen uzaya gidiyorsun, bunun adını turistik gezi koyuyorlar. Bir defa uzaya bu yolculuğu yapan bir iktidar, dünyanın değişik ülkelerinden Amerika'sı, Almanya'sı, bütün bunlarla işbirliğini yaparak aylarca Alper'i yetiştirmişiz, arkadaşlarını yetiştirmişiz. Ve bu arkadaşlarıyla beraber de birçok hazırlıklar yapılmış ve bunun neticesinde bu kadar parayı harcamaya değer miydi diye buna yaklaşım gösteriyorlar. Ne demek ya? Böyle büyük bir faturayı ödemek ancak adam gibi adamın işidir, devlet gibi devletin işidir. Ve bütün bunlarla beraber bunun getirisi nedir? Bunu düşünemeyecek kadar bunlar zavallı. Biz inşallah çok daha kısa bir zamanda artık uzaya gidişlerde bütün imkanlarımızı, kendi araçlarımızı, her şeyimizi yapar hale geleceğiz. Savunma sanayinde yaptıklarımız gibi. Savunma sanayimizde biz uçak gemimizi yaptık mı? Yaptık. Çeşitli robotlarımızı yaptık mı? Yaptık. Ve yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Yapacak mıyız? Yapacağız. Çünkü bunlar olmadan siz zaten devlet olamazsınız. Göreve geldiğimizde Türkiye'nin savunma sanayindeki gücü neydi? %20. Peki şimdi ne oldu? %80. Buradan buraya çıktık. Hedef %100'e ulaşmak. Çünkü bunu yapamadığınız zaman önüne gelen pısırıklar size kafa tutar. Şimdi biz mesela ikinci inşallah uçak gemisini yapacağız. Ve bunu da kendi tersanemizde yapacağız. İnşallah. İnşallah başkanım. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Sayın Cumhurbaşkanım, öncelikle hoş geldiniz. Sizleri muhabbetle selamlıyorum. İsmim Kübra Çelik, Eskişehirliyim. Buranın yerlisiyim. İzninizle sorumu size yöneltmek istiyorum. İsrail her 10 dakikada bir çocuk katlediyor. Vahşice bir katliam yapıyor. Siz bu meselede tüm uyuyanları uyandırmak için çağrıda bulunuyorsunuz. İki gün önce de Uluslararası Adalet Divanı'nda Gazze'deki insanlık dışı saldırılar ile ilgili ihtiyadi tedbir kararı alındı. Böylelikle İsrail'in soykırımı yaptığında açığa çıkmış oldu. Bu çok önemli bir karar. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Bu sonuç bir yaptırma olacak mı? Nereye varır bu sonuç? Şu anda tabii Lahey Adalet Divanı'ndan çıkan bu karar İsrail'in aslında beklemediği bir karar oldu. Öyle veya böyle biz beklediğimiz neticeyi aldık. Yeterli mi? Yeterli değil. Şimdi bunu çok daha genişletmenin gayreti içerisindeyiz. Onun için de bu davayı açan biliyorsunuz Güney Afrika Cumhuriyeti'ydi. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'yla kendisine teşekkür ettim. Ve bundan sonraki süreçte de yanınızdayız ama bunu devam ettirelim dedik. Ve bunun yanında başka bazı ülkeler de bu yola başvuracaklar. Fakat hepsinden ötesi biliyorsunuz Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda çıkan netice çok önemliydi. Yani 121 ülke burada bu İsrail'in soykırımını kabul ettiler. Ve Amerika yanında sadece 9 ülke, 10 ülkeyle kaldı. Bunun yanında yine 40 ülke çekimser davrandı. Onlar da yavaş yavaş yine bizim yanımıza gelmeye başladılar. Biz bu süreci devam ettireceğiz. Ve Netanyahu kan kaybediyor. Çok daha kan kaybedecek. Ve şu anda kendi ülkesinde artık Netanyahu lanetli hale geldi. Ve lanetlenecek. İnsanlık lanetleyecek onu. Böyle bir durumda. Ve o çocukların ahı yerde kalmaz. O kadınların ahı yerde kalmaz. Ve biz kovalıyoruz, o kaçacak. Sonuna kadar. Kovalayacağız, kaçacak. Ve sonunda zafer Hakk'a inananların olacak. Çok teşekkür ediyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Efendim arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Sorularımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz ama öncesinde bir filmimiz var. Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığımız tarafından yapılan. Hep birlikte izliyoruz. Evet, bir kez daha emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyoruz. Evet, sorulara devam ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Selamünaleyküm Cumhurbaşkanım ve Cumhurbaşkanımız sevgili yoldaşları. Hepinize tekrardan selamünaleyküm, hoş geldiniz. Ben Emirhan Özbay, 20 yaşındayım, Sivrisarlıyım. Şimdi müsaadenizle soruma geçmek istiyorum. Belediye başkanlığı yapmış ilk ve tek Cumhurbaşkanı sizsiniz. Bu yolda ne kadar zorluklar gördüğünüzün de farkındayız. Kimimiz şahit, kimimiz de sonradan öğrendik. Büyük hizmetler yaptığınızı da biliyoruz. Ama belediye başkanlığı sürecine giderken muhakkak sizin de böyle önemli hamleleriniz olmuştur. Bu konuyla alakalı bizi o dönemde yaşadıklarınızı ve bir gecede tamam inşallah kelimesini tüm İstanbul'a nasıl yaydığınızı anlatabilir misiniz? Nasıl? Bir gecede tamam inşallah. Ha. Rica etsem o günleri dinleyebilir miyiz size? Şimdi tabii seçime giriyoruz. Seçime girerken herkes bize şans falan vermiyor.
ve deve dişi gibi de rakipler var. Ve bu rakipler de bizi çok genç. Bu herhangi bir şey yapamaz. İsimlerini de vereyim. Birisi Bedrettin Dalan'dı o zaman. Birisi Zülfü Livaneli. Ve bunların yanında seçimi alma şansı yok diye düşünüyorlardı. Tabii seçime girdik ve neticede teşkilat çok çok önemli. Bir gecede İstanbul'u afişlerle donattık. Neydi o afişler? Tamam inşallah. Tamam inşallah. Yani Eskişehir teşkilatı da inşallah tamam inşallah afişleriyle tüm duvarları örmeli ve 31 Mart gecesi inşallah tamam inşallah ile ertesi güne çıkmalıyız. Sayın Cumhurbaşkanım, öncelikle Eskişehir'imize hoş geldiniz. Ben Hasan Alper Aksoy, 27 yaşındayım. Doğma büyüme Eskişehirliyim. Tıpkı bu salon gibi bu şehrin bir evladıyım. Müsaadenizle sorumu sizlere iletmek istiyorum. 2023 yılının önemini yıllardır vurguluyordunuz. Nitekim geçtiğimiz yıl 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 yılın seçimini kazandınız. Bu seçim maratonu sizler için yorucu, bol tempolu bir maratondu. Her hafta biz gençlerle bir araya geldiniz. Bizlerin heyecanını gördünüz. Biz de sizlerin heyecanına tanıklık ettik. Her ne kadar seçim gününün heyecanını anlatmak pek mümkün olmasa da seçimi kazandığımız gece bütün Türkiye'nin çok coşkulu bir duyguya sahip olduğunu söylemek çok mümkündür. Benim sorum size şu. Bu kadar önemli bir yılda, önemli bir seçimi kazandığınız akşam siz ne düşündünüz, neler hissettiniz, neler yaşadınız? Bize de tecrübe, anı, hatıra olarak kalması açısından yaşadığınız duyguları bizimle paylaşır mısınız? Çok duygusal anlar yaşattı o gece. O seçim çok çok farklıydı. Ve dünyanın değişik yerlerinden aldığımız tebrikler, onlar bizi yine çok çok duygulandırdı. Demek ki Türkiye dünyada farklı bir şekilde izleniyor. Siz izleniyorsunuz. Bu ne demektir? Yani Türk gençliği dünyada elde ettiği başarılarla izleniyor, takip ediliyor ve bundan sonraki süreçte de inşallah gençliğimiz izlenmeye devam edecek ve ben sizlerden de bunu ümit ediyorum, bekliyorum. Sizlerin yüzünü kara çıkarmayacağımıza ben kendi şahsım adına söz veriyorum. Sağ ol. Hoş geldiniz başkanım. Ben Fatma Akyol, 20 yaşındayım. Hataylıyım. 6 Şubat depremini yaşadım ve yıkımın boyutunu yakından şahit oldum. Aynı zamanda devletimizin imkansızı başarmak noktasındaki üstün gayretine de şahidim. Deprem bölgesinde 11 ilde hiç kesintisiz hummalı bir çalışma sürüyor. Şehirlerin inşa sürecinin yanında orada yaşayan vatandaşların üzerinden elinizi hiç çekmediniz. Yerel seçimlere giderken depremde en fazla etkilenen illerde de kadrolarda yenilendiniz. Adımlarınızı vatandaşınıza göre atıyorsunuz. Bu çok güzel. Gerçekten gurur duyuyorum. Depremin yıl dönümü yaklaşırken bölgeyi ziyaret etmek ve çalışmaları yerinde görmek gibi bir planınız var mı? Ne demek? Şimdi ben inşallah önümüzdeki hafta bölgeden başlıyorum. Önce Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Nurak, Islahiye, o bölgeleri dolaşacağım. Ve bir taraftan da tabii konutlarda teslim törenleri de yapacağız.
İlk etapta şu an itibariyle bu deprem bölgesindeki konut teslim törenleri ve benim de ilk adımlarım inşallah o bölgede olacak ve planlarımızı ona göre yaptık ve yola öyle devam edeceğiz. Şimdi Teknofest'i seçimden önce yapamayız ama söz verdim ben bugün, başkanıma da söz verdim. İnşallah seçimden sonra seçimin zaferiyle beraber Teknofest'i burada yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanım, öncelikle hoş geldiniz. Merhabalar. Şehrimize geldiniz, şeref verdiniz. Sağ olun. Ben Ömer Samet Işık, 22 yaşındayım. Doğma büyüme Eskişehir Seyit Gazi'liyim. Anadolu'muzun efsanesi Eskişehir Spor bizim için çok değerli. Şehrimizin bir değeri ve sizin de bu takıma ne kadar değer verdiğinizi biliyoruz. Nebi abimiz de Eskişehir'e hiç yabancı bir isim değil. Ama Nebi abiniz işte Eskişehir'in başında durmadı mı? Durdu. Durdu. Onun sayesinde zaten biraz yükselmiştik. Ondan sonra biraz Eskişehir ister istemez kümeye kadar düştü. Şu anda Bal Ligi'nde mi? Evet. Ah ah. Bu kadar güzel stadı yaptık. Stadın da hakkını vermediniz ya. Biz tribün olarak elimizden geleni yaptık Cumhurbaşkanım da. Bir yerde nasip olmadı artık. Benim sorum, hani bizim sizlerden istediğimiz bu şehrin gençleri, bu takımın taraftarı olarak hani nasıl bir vaatte bulunuyorsunuz Eskişehir Spor için? Neler şimdi yapmayı düşünüyorsunuz? Ben gelip oynayamam. Stadı yaptık. Bundan sonrasına Eskişehir'in varlıklı olan iş adamları vesaire sahip çıkması lazım ve Eskişehir'in bu imkanlarıyla, bu tesisleriyle gereğini yapmaları lazım. Ama mevcut belediye başkanı zerre kadar Eskişehir Spor'la ilgilenmedi. Evet. Şimdi ise inşallah Nebi kardeşimiz de burada bu işin koordinesini yapmak mümkün. Çünkü daha önce de emeği var. Kesinlikle. Bundan sonraki süreçte de inşallah bunu başarmak mümkün. Yeter ki işi eline verelim. Kesinlikle. Teşekkür ederim Cumhurbaşkanım. Sağ ol. Sağ olun. Efendim böylelikle sorularımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Tüm genç arkadaşlarımız her birine ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz huzurlarınızda.